önlerini tıkayan, hatta mevcut kazanımlarını da adım adım çok sistemli bir biçimde tasfiyeye götüren tezlerdir. Bu nedenle biz doğru bulmuyoruz. Ama yani diyelim ki Öcalan esaretinden sonra şunu yapabilirdi. Ben işte yoldaşlarıma, halkıma ve örgütüme güveniyorum. Esaret altındayım. Üstelik de Genelkurmay'ın denetiminde bir yerde tutuluyorum. Ben bundan sonra fiilen örgüt yöneticiliği yapmıyorum. Örgütü buradan idare etme mümkün değildir. Ben arkadaşlarıma, partime ve halkıma güveniyorum. Yapsınlar. Ben de irademi onlara tabi kılıyorum diyebilirdi. Şimdi bunların da hiçbiri söylenmedi ve ısrarla örgüt oradan yönetildi. Şimdi de sizler de görüyorsunuz yeni bir adlandırma. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Örgüt içinden aldığımız bilgilere göre örgüt yönetimi dahil kimse de hala çok fazla ne olduğunu anlamış değil. Demokratik konfederalizm hayali bir sefer. Yani Kürtler bir süre de bununla aldatılacaklar. Devcan'a da kendisini demokratik konfederalizmin başkanı olarak dünyada yürütülen savaşı ve mücadeleyi de kendisiyle kuş arasındaki mücadele olarak adlandırdı. Ve örgüt de kendini Komo Komoleyn Kürdistan biçiminde yeniden bu teze göre örgütledi. Zaten örgütün isim değiştirmeleri, tarz değiştirme, adeta bir yazboz tahtasına dönüştürüldü. Yani dünyada hiçbir hareket bu kadar ad değiştirme, bu kadar senede bir neredeyse hedef ve program değiştiren, önceliklerini değiştiren konumu düşmemiştir. Bu bile zaten bir hareketi tasfiye etmek için, eğer konsept böyle yansıyorsa, bütün bunlar bile hareketi tasfiye etmek için yeterlidir. Nitekim bugün daha da bildiğimiz kadarıyla 3-3500 insan kalmıştır. Biz Güney Kürdistan'a bakıyoruz. Kopup oturanlar, ortalıkta başıboş dolaşanlar neredeyse 2500'e yakın. Herhalde Avrupa'da o kadar, bunun yarısı kadar insan oturmuş durumda. Kadrosuyla cephe çalışanıyla. Türkiye devlet Kuzey Kürdistan'da durum bundan farklı değil. Üstelik bu kopanların tamamına yakını da içi boşanmış durumda. Siyasetten kopmuş durumda. O çok iddia edildiği gibi bireysel yaşamlarını, özel yaşamlarını da örgütleme yeteneğinde değiller. Ne olanakları buna yetiyor, ne güneyde elde ettikleri imkanlar buna fırsat veriyor. Hepsi bunalım için. Yani o zaman sormak gerekir. Bu örgütün dağdaki kadro yapısı kadar dışarıda oturmuş kadrosu ve yöneticisi varsa bu kopanlarda mı suçu aramak lazım? Bu örgütün sisteminde, uygulamalarında, eğitiminde, örgüt tarzında mı bunu aramak lazım? Biz orada aramaya kalkıştık ve bir değişim yaratmaya çalıştık. Bize fırsat verilmedi. Artık o örgütle birlikte olma, o düşünceleri savunma noktasında inancımızın kalmadığını söyledik ve koptuk. Bu sefer de hakkımızda söylenmeyen kalmadı. Yani adeta şunu yaşıyoruz. Yani bir örgüt Kürtlükten uzaklaşıyor ama hain olmuyor. Sen Kürtlükten uzaklaşan bir örgütten kopuyorsun ama hain ilan ediliyorsun. Ve binlerce insan dediğim gibi içi boşalmış, bütün yetenekleri körelmiş, ne yapacağını bilmeyen, yönsüz, pusurasız bu ortalıkta dolaşıyorlar. Yani aslında bir insan kırımı, bir insan trajedisi var ve örgüt hala bunu görmemekte ısrar ediyor. Bunu görme yerine bir sürü demagojik lafla, işte demokratik konfederalizm gibi çok acayip kandırmalarla halkı biraz daha uyutmaya, biraz daha çelişkilerin derinleşmesi, keskinleşmesini önlemeye çalışıyorlar. Bir yönetici kadro da demin söylediğim gibi dağda olanaklarla ve etkiyle yaşamayı bir hayat tarzı haline getirmiş. Çoğunun 10-15 yıl ömrü kalmış bizler gibi. Sivil siyasete girme imkanları yok. Ama kendilerinden fedakarlık da etmiyorlar.
ve mevcut konumlarını sürdürmek için bu tezlere inanmadıkları halde Türkler sarılıyor. Aslında bu. Partiniz PVD'nin mevcut durumu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? Şimdi PVD yani bir kurucular toplantısıyla kuruldu. 10 ay oluyor yaklaşık. Şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Yani biz bir anda halkın kazanımlarını, geçmiş mücadele kazanımlarını adım adım tasfiyeye uğradığını, legal siyasetteki duruş, yenilgi de bunun bariz örneklerinden biri. Ama özellikle de PKK'nın mücadele tarzı, önüne koyduğu hedefler. Bir de tabii biz ayrıldıktan sonra çok yoğun spekülasyonlar yapıldı. Pek çok arkadaş hakkında, hepimiz hakkında. Bir özel yaşam kopması olduğu, bireysel yaşamlarını düzenlemek için koptuklarını, düşkünlükten tutun, ihanete kadar bir sürü suçlama yapıldı. Bu aynı zamanda ona bir cevap olacaktı. Kopan arkadaşların tamamına yakını siyaset yapmak, siyasetle uğraşmak istiyordu. Kürdistan'da kalmak istiyordu. Avrupa'ya şöyle buraya çıkma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirttiler tartışmalarda. Ve sonuçta bu kadar eleştiri yapıldı. Örgüt içinde bir muhalefet grubu olarak ortaya çıktık. Eleştirilerimiz vardı. Bu eleştiriler de bize bir sorumluluk yüklüyor. Buna siyasetle Kürt halkının özgürlük davasını sürdürmekle cevap verebileceğimize inandık. Ve bunu ancak bir siyasi örgütlenmeyle gerçekleşebileceğine inandık. Bu nedenle de tartışmalar sonucunda bir program, tüzük, kararlaşmalar ve PVD'yi oluşturduk. PVD'yi kurduk. Tabii PVD çok hazırlıklı mı kuruldu? Hayır. Çok iyi bir programla mı kuruldu? O da değil. Ama kurulması bile bir sürece müdahale açısından ve bizlerin niyetleri ne yapmak istediğimizi Kürt halkına ve genel kamuoyuna duyurmak açısından çok önemliydi. Biz böyle bir adımı attık. Şimdi tabii mantık olarak PVD kendisini demokratik bir hareket olarak değerlendiriyor. Ve PKK için de geliştirdiği eleştirilerden sonuç çıkararak kendi kendini oluşturduğunu iddia eden bir hareket. O nedenle Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da hedeflerini belirtirken eleştirilerine sadık kalmaya çalıştı. Kuzey Kürdistan'da bir statüye ihtiyaç olduğunu ve bunun bir federasyon olduğunu.